Ee, yani ben doktorum aldıktan sonra e, özel sektöre e, gittim Microsoft e, Research'te Microsoft'un araştırma grubunda e, e, çok ilginç bir fırsat vardı o zaman e, bilgisayar mimarisi grubu kurma, kurmaya çalışıyorlardı e, ve ben de e, yani neden de yine benzer nedenlerden dolayı bilgisayar mimarisi grubu kurmaya çalışıyorlardı e, ve ben de benim de ilgimi çekti bu grubu ben başlatmış oldum 2006'da orada Tabii şirket bünyesinde e, Microsoft İyi bir şirket, büyük bir şirket ve araştırma e, araştırma dalı da Microsoft'un epey e, ünlü bir dal. Yani, yani 1992'de kurulmuş e, bir dal ve epey e, araştırmacılarına e, epey freedom veriyorlardı, özgürlük veriyorlardı. E, bu benim ilgimi çekti. Orada e, değişti, e, yani dünyayı değiştirebilecek bir şeyler yapabileceğimi düşündüm. O yüzden katıldım onlara. E, yani benim tecrübem. E, o ilk tecrübem değildi şirketlerle. Ondan önce çok staj yaptım mesela. Intel'de 3 kere staj yaptım. AMD'de 2 kere staj yaptım. Yani şirketlerde çok çalışmışlığım vardı. genelde araştırma gruplarında çalıştım. Tabi ama productlarına da epey etki ettik. geliştirdiği productlara. Yani şirketlerde çalışmak güzel bir şey. Ben sevdim açıkçası. şey Çünkü özellikle yeni bir şeyler yapabiliyorsanız bence şirketlerde ve de sizin kişiliğinize uygunsa diyelim. Benim kişiliğim mesela yeni bir şeyler yaratmak isteyen bir kişilik. Ee, öyle bir e, alanda çalışabiliyorsanız şirkette e, güzel. Ee, Microsoft'ta da öyle bir alandaydım. Ee, tabii ama e, şirkette çalışırsanız, e, işinizi sev, sevseniz bile, çok sevseniz bile e, bazı şeyler kısıtlı. E, benim e, bakış açıma göre mesela e, bir şirkette e, araştırma dahi yapıyor sonuçta bir şirkettesiniz. <laughs> o şirket için çalışıyorsunuz. E, eğitime mesela o kadar e, önem vermiyor şirket sonuçta. E, e, maksadınız eğitim yapmaksa benim gibi e, ders vermekse, ders vermek istiyorsanız e, o konuda tamam e, belki izin verebilir şirket ama e, size e, kredi de vermiyor diyelim. <laughs> Önemli değil onlar için mesela. E, o yüzden biraz e, özgürlüğünüz kısıtlı sonuçta ne yapabileceğiniz. Sonuçta şirketin eee kasasına ne kadar para gireceği önemli onlar için <laughs> ve bu her şirkette sonuçta her zaman e, olacak bir şey. Mesela Microsoft ben katıldığımda aslında çok e, bu konuda çok iyiydi. E, bence biraz daha kötüleşti zamanla ama e, ondan önce daha da iyiydi. Yani e, araştırmaya çok önem verdiler e, yıllarca. E, ama belli bir zaman geliyor ki şirketlerde e, tamam bu araştırmanın ne önemi var diye sorgulayan kişiler ortaya çıkabiliyor. Ben bu oldu demiyorum Microsoft'ta. <laughs> ben ben o yüzden ayrılmadım açıkçası. Ama uzun uzun dönem e, düşünürseniz e, böyle bir şeyin olma ihtimali çok yüksek e, ve bu e, çok görülmüş durumda birçok bir şirkette ne kadar e, free olsanız da e, her şeyi yapamıyorsunuz şirketlerde. Bir de e, sonuçta Microsofttasınız e, bağlı olduğunuz kurum e, yanlı bir kurum diyelim e, bir amacı var. E, e, evet e, bilime fene katkıda bulunabiliyorsunuz yaptığınız araştırmalarla ama e, bazıları patentleniyor yaptıklarınızın yani siz hayır deseniz o da patentlenmeyebilir ama yine de bir şirkete katkınız bulunması gerekiyor bu güzel bir şey aynı zamanda, güzel bir şey aynı zamanda kötü bir şey de tabii belli bir zaman sonra eğer amacınız mesela daha büyük bir etki yaratmaksa dünyada bence akademide öyle bir ihtimal özellikle doğru yerdeyseniz çok daha yüksek açıkçası yani akademinin, şirketin iyi yanı hemen yakında yapabileceğiniz, yaptığınız şeyler insanların kullanıcıya bir product'a dönüşebiliyor. Yani hemen kullanabiliyorlar insanlar. Tabii sizin katkınız bunda ne kadar var o tartışılır. <laughs> şirketin bir elemanısınız diyelim ne yaptığınıza bağlı olarak. Ama akademinin iyi yanı biraz daha freedom'ınız var, biraz daha özgürlüğünüz var. Ve ama yaptıklarınız e, hemen kullanılabile kullanılamayabiliyor çünkü e, doğrudan bir ürün üzerine çalışmıyorsunuz elbette e, amacınız bilim e, geliştirmek ve özellikle benim e, benim gibi bilgisayar mimarisi gibi bir applied uygulamalı bir alanda çalışıyorsanız e, şirketler belli bir zaman sonra fikirlerinizi alıp kullanabiliyorlar bu güzel bir şey e, belli bir şirkete bağlı olmadığınız için herhangi bir şirket bunu kullanabiliyor özellikle patentlemediyseniz. Ee, fikirlerinizi. Ee, ya akademi bence daha e, e, uzun uzun dönemde e, daha büyük e, 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 mutluluk getirebilir diyelim. Özellikle amacınız yeni bir şeyler e, üretmekse. Bir de ben e, eğitim benim için e, e, çok önemli. E, ders vermeyi e, zaten doktora zamanda da ders vermiş ve yeni dersler hazırlamış biri olarak e, isteyen bir insanım ve seven bir insanım. E, değişik e, konuları daha kolay anlatmaya çalışmak çalışmayı seven bir insanım. E, ve akademi bu açıdan çok daha <laughs> tabii daha iyi. Microsoft'ta da böyle e, veya şirketlerde de böyle e, var ama e, akademide tabii yapmanız gereken ders, <laughs> ders vermek. Ama tabii bunda e, bir şey söyleyeyim. E, e, her şey, her şey bir trade-off sonuçta. E, e, Şirketleri iyi akademi kötü akademi iyi şirketler kötü diye bir şey yok ikisinde iyi yanları kötü yanları var ee, önemli olan sizin e, ne yapmak istediğiniz amacınız e, kendinizi iyi tanımaz e, e, ve e, ha, iki tarafta da kendinize iyi, uygun şeyler bulabilirseniz doğru doğru gruplarda ben mesela şu anda e, yaptığım işten memnun e, freedomım e, var yani e, istediğim konulara çalışabiliyorum ve aynı zamanda endüstriyle e, çok e, interaction'ımız var çok mesela bulduğumuz fikirler endüstriyi direkt etkileyebiliyor bazen çünkü endüstri endüstrinin ilgisini çeken işler yapıyoruz ama endüstriden bağımsız işler yapıyoruz onlar katkıda bulunuyorlar elbette yardım ediyorlar bize ama ondan onlardan tamamen bağımsız işler de yapıyoruz bazen birlikte çalışıyoruz ve birçok şirketle birlikte de çalışabiliyoruz çünkü bir şirkete bağlı değiliz. Evet yani kısacası akademi daha bir özgür bir platform. Gibi bir şey diyebilir miyiz? Yani daha yani genelde, genelde bence evet. Daha e, özgür bir platform. E, ama mesela ne yapmak istiyor? Bir şey yapmak istiyorsunuz. Bir fikriniz var. E, bu fikrin üzerine araştırma yapmak istiyorum diyorsunuz. Akademide e, e, sorun bu konuda para bulamayabilirsiniz. Para para bulmak için çalışmanız gerekebilir. E, çünkü e, proposal yazmanız gerekebilir değişik. E, mesela Türkiye'de TÜBİTAK'a ya yazılan proposal'lar var. E, yani biraz uğraşmanız gereken bir şey sonuçta. Ama bu, bu bu şirkette de doğru açıkçası. Yani şirkette direkt şirketin tamam ben bunu, e, bunu bunu yapmanı istiyorum veya bu konu bizim için çok önemli. O konuda üzerinde çalışmak değil de başka bir şey yapmak istiyorsanız bazı insanları bu konuda e, 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 fikirlerini e, yani fikirlerinize e, aşina hale getirmeniz, e, onlardan i̇kna e, evet ikna etmeniz lazım mesela. <laughs>